ailesinin tacizine uğrayan çocuğun davası görülmeye devam ediyor. Dün de bir mahkemesi daha gerçekleşti, bir duruşması daha oldu. Bu duruşmada da bir kısım şahitler dinlendi. Şahitler arasında mağdurun yaşadıklarını anlattığı bir arkadaşı, onun annesi ve yine apartmanda olan komşuları vardı. Onların anlatımlarından da aslında çocuğun anlattıklarının gerçek olduğunu biz ortaya çıktığı kanaatindeyiz. Dosyada aslında artık yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Dinlenmesi gereken bir iki şahit kaldı. Onlar da tamamlandıktan sonra artık karar aşamasına doğru yaklaşıyor dosya. Sanığın ev hapsi kararı halen devam ediyor. Bu celsede de ev hapsinin devamı yönünde karar verildi ve duruşma 11 Mayıs tarihine ertelendi. O zamana kadar ev hapsi devam edecek. Daha sonrasında da belki bu önümüzdeki celse, belki de bir sonraki celse karar çıkabilir diye düşünüyoruz. Kararında sanığın cezalandırılması yönünde olacağını düşünüyoruz biz. Çünkü şimdiye kadar dosyada toplanan delillerden olayın gerçekleştiği anlaşılıyor bizce. Mahkemenin de bu yönde karar vereceğini düşünüyoruz. Çocuğun anlatımlarının gerçek olduğuna dair kimi ifadeler yer aldı. Özellikle de arkadaşının yapmış olduğu anlatım, daha öncesinde ona olayı anlatmış olması ve arkadaşının da kendi annesine bu durumdan bahsetmiş olması, bu olayların ortaya çıkmasından önce yaşanmış olması bunların, çocuğun anlatımlarını daha da doğrulamış oldu bizce. Aksi yönde yapılmak istenen girişimler de aslında sonuçsuz kaldı. İşte karşı tarafın, işte çocukların, çocuğun ve kız kardeşinin yaşamına yönelik kimi saldırgan tavırları da oldu ama bunlar hem mahkeme heyetini de çok kabul görmedi. Bu şekilde bir şey yapılmasına izin verilmedi. Hem de zaten davanın konusu da değildi.